verdiğimiz bu evlat mücadelesinde özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız ve hanımefendiye, Sayın Bakanımız Süleyman Soylu'ya, tüm devlet büyüklerimize, Diyarbakır Valimize, Bağlar Belediye Başkanımıza, Diyarbakır Emniyetine, tüm kolluk kuvvetlerimize, bize destek veren sivil toplum kuruluşlarına, tüm basın mensuplarına çok teşekkür ederim. Ben eylemin ilk gününden beri çocuklarımızı Hait Taşeri örgütünden söke söke alacağız demiştim. Ve çok şükür dediğimi de yaptım. Oğlum Mustafa'yı aldım. Diğer anneler de alacak inşallah. Teröre geçit vermeyeceğiz. Katili yıkıp PKK'yı bitireceğiz. Hain örgüte çöküş, toplu dönüşler yaşanıyor. Biz Diyarbakır anne ve babaları olarak bu davamızda en son çocuğumuz dağdan gelene kadar, PKK bitinceye kadar mücadeleye devam edeceğiz. Dile kolay, bugün tam 732. günümüze girdik. Yani 2 yılımızı bitirdik, 3. yılımıza girdik. Burada anneler ve babalar feryat ederken ama maalesef Diyarbakır'da HDP'nin önünde biz burada feryat ederken HDP ile halay çekenleri biz gördük. Anne ve babaları görmemezlikten geldiler. Biz Diyarbakır anne ve babaları olarak biz burada HDP önünde feryat ederken, biz HDP tarafından zulme uğrarken HDP'lilerle kol kola gezerek HDP'lilerle fidan dikmeye kalktılar. Burada anne ve babalar ne istiyorlar? Evlatlarını istiyorlar. 9 yaşındaki çocukları utanmadan dağa gönderiyorlar. Bir de diyorlar ki biz Kürt için mücadele veriyoruz. Biz de Kürt'üz, biz Kürtlüğümüzü ihlal etmemişiz ki. 9 yaşındaki çocukları utanmadan dağa gönderiyorlar. Artık herkes bu HDP'nin çizini görsün. İnanın ha HDP ha PKK hiç değişen bir şey yoktu. HDP'ye destek veren insanlar, biraz elinizi vicdanınıza kurun. Siz evde, sofrada kendi çocuklarınızın yüzüne nasıl bakabiliyorsunuz? Sizin çocuklarınız bir saat gelmese dünyaya ayağı kaldırırsınız. Ben burada Özkan'ımdan 6 yıldır haber almıyorum. Oğlum ölmüş mü, kalmış mı bilmiyorum. Benim oğlum bir evladı 15 yaşına kadar getirmek o kadar kolay değil. İnanın ne zorluklarla ben bu evladı büyüttüm. Ama maalesef HDP ve PKK tarafından oğlumu kaldırıyorlar. Ve oğlumu bu gördüğünüz arkamda Kandili Şubesi'ne getiriyorlar. Ve Kandili Şubesi'nde de oğlumu PKK'ya satıyorlar. Evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak bir kez daha muhalefet partilerine sesleniyoruz. Hak, hukuk, adalet yürüyüşü yapıyordunuz. Bir günde gelin bu Diyarbakır'a adalet yürüyüşü yapın. Neden bizim için yapmıyorsunuz? Konu HDP, PKK olduğu zaman susuyorsunuz. Sosyal medyada neden bir gün bize sahip çıkmıyorsunuz? Yani neden bu HDP'ye destek veriyorsunuz?